Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Forte hissesini değerlendireceğiz. Uzunca bir süredir Forte hissesinin analizini yapmıyorduk. Çünkü Forte hissesi izleniyor ama beğenilmeye gelince kimse beğenmiyor veya abone olmuyor. Dolayısıyla Coin Bulucu olarak bizim kriterimizin öncelikli olarak yayınların abone getirmek suretiyle izlemesi, sonra beğenmesi ve sonra izlenme oranları, bunlara bakıyoruz. Başka türlü çok fazla hisse senedi olduğundan dolayı arkadaşlar sizlerin bu yayını beğenip beğenmediğinizi anlayamıyoruz. Dolayısıyla bir kriter getirmemiz lazım. Ücretsiz olarak bu yayınları yapıyoruz. Ücretsiz aslında her yayında eğitim veriyoruz ve bu eğitimleri alan arkadaşlar bir kez öğreniyorlar. Bir ömür boyunca bu almış olduğu eğitimin karşılığında cebindeki parayı yönetmek suretiyle bunun semerelerinden faydalanıyorlar. Lütfen bu yayınların kıymetini bilelim. Lütfen yayını izlemeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Sizler bana destek olursanız ben de gerekirse her gün Forte hissesi yapmak suretiyle sizlere destek olmaya çalışırım. Bakın, teknik analizi birlikte yapacağız. Stratejileri birlikte yapacağız. İki farklı görüntü çizeceğiz ve iki farklı teknik analizi birlikte yaptığımız için finansal okuryazarlığı daha yüksek seviyelere çıkaracağımızı düşünüyorum. O yüzden yayınları iyi izleyelim arkadaşlar. Bakın, Forte'de bu şekilde bir görüntü var. Zirvelere doğru yükseliyor. Sonrasında yapmış olduğu bu sert yükselişi burada bir konsolidasyon sürecine sokuyor. Yani bu Forte'de bir gün yükseliş başladığında bunun yükselişi çok sert olabilir. Bana görüntüler bunu anlatıyor. Benim şahsi tecrübelerim, görselliğe dayalı bilgilerim bana bunu söylüyor. Olur olmaz bunları bilemem arkadaşlar. Lütfen ne Coin Bulucu'ya ne de bir başkasına göre cebinizdeki paraları burada izlediğiniz yayınlara göre al sat tut şeklinde yönetmeyin. Herkes kendi kararını kendisi versin. Bakın, bu bölgeyi bir analiz etmeye çalışalım. Burada bir tepe var. Sonra bir düzeltme var. Sonra da diğer tepe var. Yani iki tane tepe, fiyatların piyasaya arz edildiği tarihi olan bir tane de dip var. İki tepe bir dip noktasını aldığımızda bakın Forte'de kanal orta bandında müthiş bir şekilde destek bulduğunu ve bu bölgeden %10'luk, hatta bir sonraki gün biraz daha üstten çıkıyor, %12-13'lük bir kazanç sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çizim bizim açımızdan önemli. Bakın, kanal alt bandına geliyor. Bu bölgede tepki yükselişleri yaptığını görüyoruz. Kanalın altına fiyatların kırılımıyla birlikte artık bu bölgenin direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla Forte'de önümüzdeki vadede bir yükseliş olursa fiyatların bu kanal alt bandına kadar gelip bu bölgede kar realizasyonu yapması beklenir kısa vadeli işlemler için. Bunu size bu yüzden gösteriyorum. Bir gün Forte'de yükselişler başlarsa bu kanal alt bandı sizin direnç noktanız olarak karşınıza gelecektir. Belki 140'larda gelir, belki 150'lerde gelir. Orasını bilemem arkadaşlar. O yüzden bu çizimleri size göstermek istedim. Şimdi diyeceksiniz ki tamam hocam, bunu anladık ama fiyatlar 80 TL'de. 140-150'ye gitse zaten bana yeter. Direnç bile tanımam diyeceksiniz. Ama o işler öyle olmuyor arkadaşlar. İnsanoğluyuz. Yükselişler başlayınca hemen hayal kurmaya başlıyoruz, değil mi? Hepimizde bu oluyor. Biz de bu işlere yıllarımızı verdik. Benim ana işim bu değil arkadaşlar. Ben bunu hobi olarak yapıyorum. Benim burada ne katıl üyeliğim var, ne WhatsApp grubum var, ne ücretli Telegram grubum var. Dolayısıyla biz sadece burada kendi insanımız kazansın diye, birlik ve beraberlik sağlansın diye, elin yabancısı senin cebindeki parayı bilgisizliğin yüzünden alamasın diye ve de en önemlisi finansal piyasalar bilginin paraya döndüğü piyasalar olduğu için ben bunları sizlere anlatmayı ve sizlerin de kendi bilgileriyle yatırımlarını yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Bu kadar açık ve net söyleyeyim. Bunların kıymetini bilin arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam tamam, buraları söylüyorsun, güzel de ne zaman biz oralara gideceğiz diyorsunuz ama fiyatlar oralara gidince de satmak istemiyorsunuz. Çünkü niye, hayaller başlıyor. İşte 100 lira koyduysam acaba 300 lira olursa şunu alabilir miyim, bunu alabilir miyim? İşte bir ev sahibi olabilir miyim? Bir araba sahibi olabilir miyim? Veya daha fazlaları. Hayaller güzeldir arkadaşlar. Hayaller sizi hayatta güçlü tutar ama bu hayallere ulaşabilmek için sadece hayal kurmak yeterli değildir. Bilginin de sahibi olacaksın. İşte burada sizlere yapmak istediğimiz bunu sağlayabilmek. Bakın, birinci trendi gördünüz. Ne yaptık? İki tane tepe, bir tane dip. Şimdi ne yapıyoruz? Düşen alanı anlamaya çalışıyoruz. Eğer burada piyasa yapıcının ne yaptığını anlarsan işte Forte hissesinin kazananlarından olacaksın. Ben
ben şahsen böyle düşünüyorum. Bakın burada güzelce bir çanak yapmış. Sonra çanağı kapatamadan kulba inmeye çalışıyor. Ne yapıyor? İki tane tepe yapıyor. İki tane tepeden sonra da bir tane dip yapıyor. İki tepe bir dibi koyduğumuzda kanal orta bandı tutuyor. Sonrasında dipten yapmış olduğu yükselişte yine kanal orta bandında bakın oyalanıyor. Sonrasında üstüne atmayla birlikte kanal orta bandında yine rites hareketi gibi bir durum yapıyor ve kanal üst bandına gidiyor. Kanal üst bandını kıramayan bir hisse senedinden beklenti nedir? Fiyatlarda kanal orta bandına kadar düşmesidir. Ve kanal orta bandı kırılmadıkça biz forte hissede kanal alt bandını konuşmayız. Ama burası kırılır da altında kapanış olursa o zaman buradaki alt kanala gireceğimizden dolayı fiyatlarda daha sert baskılanma ile kanal alt bandına kadar düşme riski de oluşabilir. O yüzden şu anda kırılmadığından dolayı bizim forte'de eğer alım yapacaksak ana destek noktamız 76 TL ve civarından geçiyor. 76-75 TL'ler aşağı yönlü kırılmadıkça forte kanal alt bandında biraz oyalansa da ilk hedefi tekrardan kanal üst bandı olup 102-103 TL'ler olacaktır. Tabii düşen bir trend olduğundan dolayı hangi zamansallıkta fiyatlar buraya gelirse ona göre farklılık gösterecektir arkadaşlar. Her geçen gün bunların direnç noktaları değişiyor. Şimdi bakın bu görüntüye baktığınızda çizimi yaptığında daha iyi görüyorsunuz. Bakın buradan bu şekilde bir görüntü göremiyorsunuz değil mi? Bazı bilen arkadaşlar diyor ki aa hocam burada diyor bir çanak var. Şu anda bakın burada bir çanak var ve bu çanağın kulpunu da bu bölgede yapıyor. E sonrasında ne beklenecek? İşte bu beklenecek arkadaşlar. Bu şekilde yukarı gidecek. Yani görüntüler bu şekilde. Piyasa yapıcı bunu yapar yapmaz orasını ben değil kimse bilemez. Ama biz ne yapmamız lazım? Strateji kurmamız lazım. Ve bu stratejilerimizi de bilgimizle yönetmemiz lazım. Bilgi yoksa fiyatlar çok yükseldi diye satarsın. Burayı kırdıktan sonra forte ATH'lara gider. Hayali zirvelere gider. Onu da kazanamamış olursun. Bakın kimseye hayal satma peşinde değilim. Forte'yi de bilmem. Forte'nin sahibi kim? O şirketi de pek tanımam. Çünkü ben burada sadece teknik analiz yapıyorum. Sizler teknik analizi coin bulucudan öğrenebilirsin veya başka yerlerden öğrenebilirsin. Ama temel analizi de öğrenmelisin. Şirketi araştırmalısın. Ben bunun araştırmasını yapmıyorum. Ben sadece teknik görüntülere bakarım. Teknik görüntüler al dediğinde alırım. Sat dediğinde satarım. Dolayısıyla şirketin tabii ki büyüklüğüne Sasa gibi olur. Bunlara bakarsın. Tüpraş'a, Türk Hava Yolları'na bunlara bakarsın. Ama Forte'ye de şimdiden bakın arkadaşlar. Nasıl bir şirketmiş? Yatırımları neler? Ne işlerle uğraşıyor? Ne kadarlık kazançları var? Karlılıkları var? Bunların hepsine sizin bakmanız gerekiyor. Bu yayınlarda teknik analiz anlatıyoruz. Bakın burada bir çanak görüntümüz var ve şu anda Forte sanki çanağın kulpunu yapıyor. Ve kulpu da bakın bu 74-75-76 seviyelerinde dip çalışmasıyla oluşturup şu şekilde güzel bir kulp yapıp burada belki biraz daha geri geldikten sonra burayı kırıp yönü yukarı yönünü götürme ihtimali var. Bu ihtimal güzel hocam bu benim hoşuma gitti diyeceksiniz değil mi? Bu ihtimal ne zaman bertaraf olur? Onu da bilmemiz lazım. Hep hayallerle olmuyor. Acı gerçeklerle yüzleşmeden senaryoyu önden kuracaksın. Bakın 75 TL'nin altında eğer Forte'de günlük birkaç gün kapanışlar olursa o zaman kanalın altına ineceğinden dolayı bu görüş bertaraf olur ve kanal alt bandına kadar fiyatların düşme riski oluşur. Şu an itibariyle görüntüler güzel görülüyor. 75 TL'nin üzerinde olduğu sürece yön yukarı yönlü olması şahsen beklentim dahilinde oluyor. Şimdi bu çizimleri yaptık. Birinci çizimde fiyatlar yükselirse direnç bölgelerine yani bu bölgeler kırılırsa nereler ilk direnç bölgesi olacak onu da öğrendik. Bu çizimi de gösterdik. Desteğimizi biliyoruz, direncimizi biliyoruz. Ne eksik kaldı arkadaşlar? Bendeki işlemler aslında tamamlandı. Sizde bazı eksiklikler var. Bu yayından sonra açacaksın TradingView'u ve bunların çizimini yapacaksın. Bu işin bilimini öğreneceksin. Finansal piyasalar bilginin paraya döndüğü piyasalardır. Sende bilgi yoksa sende paraya ulaşma durumu da olmayacaktır. İkinci eksik olan noktamız bakın bu derece videolar yapıyoruz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Sizler beğenin, abone olun. Kanalımıza destek olun. Bizler de sizlere destek olabilmek için daha güzel içerikler üretelim ve daha güzel içeriklerde birlikte görüşelim arkadaşlar. Kısaca yardımcı indikatörlerimize de bakalım. Tabii ki onlar da önemli. Bakın EMA Ribbon indikatörümüzün tüm destek noktalarının altındayız ve karşımıza direnç olarak bugün ana direnç bölgesi çıkıyor. Dolayısıyla eğer Forte'de güçlü yükselişler bu indikatöre göre başlayabilecekse 85-86 TL'lerin üzerine çıkması lazım. Yani buradaki tüm direnç bölgelerinin aşılması, üstüne çıkması ve bir yön tayiniyle yükseliş trendi başlatması gerekiyor. 85 TL'ler ilk önemli direnç
bölgesi olarak yardımcı indikatörlerde karşımıza çıkıyor. Bakın, İçimoku bulutları çok önemlidir arkadaşlar. Yapmış olduğunuz analizlerinizde, hani bu videoyu izledikten sonra hemen herkes bilgisayarını alacak, telefonunu alacak, TradingView açacak, bu çizimleri çizecek. Yani ne yapacak? Finansal okuryazarlığına, geleceğine yatırım yapacak. Bunları yapacaksınız ya arkadaşlar. Ne yapacaksın? İçimoku bulutunu getireceksin, grafiğin üzerine ekleyeceksin. Gördünüz mü? Önemli bir direnç bölgesi olan İçimoku bulutunun üst kanal bölgesi aşılıyor. Aşıldıktan sonra da bugün retest edildiğini görüyoruz. Dün ve bugün retest ediliyor ve İçimoku bulutunun üst destek bölgesinden yukarı yönlü dönme çabaları var. Forte'de yukarı yönlü gitme isteğinin olduğunu bu analizde bize gösteriyor. O yüzden Forte'yi yakından izleyin arkadaşlar. Satışlar noktasında da biraz sakin olmak lazım. Acele etmemek lazım. Yani kazanmaya çalışmak lazım. Zarar pozisyonunda oturmayı biliyorsunuz ancak kar pozisyonunda oturmayı bilmiyorsunuz. 3 kuruş gidiyor hemen satıyorsun. Ya bir dur arkadaşım, bir para kazan. Bir kazandığın parayla hemen alıp onu ihtiyaçlara verme. Güzel paralar kazan. Eşine hediyeler al, çocuğuna hediyeler al. Başka ihtiyaçlarını karşıla. Geriye paraların kalsın. Oralarda kullan. Yani kazandıkça bunları da birinci sınıf ailenle, çevrenle de küçük küçük paylaş ki paranın bereketi olsun arkadaşlar. Şimdi İçimoku bulutları da bunu söyledi. Peki hocam, Wave Trend with Crossus osilatörümüz var bizim. Bu arkadaş ne söylüyor? Al mı diyor, sat mı diyor? Bakın bu arkadaş diyor ki 19 Şubat tarihinde sat verdim. Hala da al vermedim. Amma ve lakin burada kanalın alt bandına artık yaklaşıyoruz. Buralardan bir al da verebilirim diyor. Bakın bugün bir tepki aldım. Buralarda hani dedik ya arkadaşlar, bir çanak var, bu da kulp olacak. Buralarda kulp çalışması yapar ve bu 75 TL civarında birkaç gün çanağın, o tencerenin altını burada oluşturmaya çalışırsa ve yukarı yönlü de döndüğünü görürsem diyor, bakın eğri yavaş yavaş yukarı doğru kendini çeviriyor. Görürsem diyor al vereceğim diyor. Al vermeye az kaldı şeklinde bize söylüyor. Arkadaşlar bu arada süper teşekkür gönderen izleyicilere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz bu yayınları ücretsiz olarak yapıyoruz. Ancak sizler kazanıyorsunuz. Gönlünüzden geçiyor ve gönderiyorsunuz. Bunun için bu vesileyle hepinize de çok teşekkür ediyorum. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan, teknik analize olan öğrenme çabanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.